Alzheimer hastaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle kurulan Moral Evi'nde sağlıklı, keyif ve huzur dolu vakit geçiriyor. Oluyor. Bana yâri bulana gözde gördüm civanım. İçelim şeker şerbetini edelim şerde, onun arkasından eşkili köfte. Dolma yerken gönlüm şadıman olsun. Baklava yemeklerin başı, bal helvası onun işi. Güzelim telgraf derdime derman olsun. Buyum, haberin var mı senin? Bunu söylemezsen bu boya tutmaz. Evet. Hem sohbet bizi yapacağız. Hem oraya toplayacağız. Hem oraya toplayacağız. Çok memnunuz. Allah razı olsun hepinizden. Patikten yelek. Serpil Hanım'dan ipini verdi. İşledim ki buraya indirdim. Şimdi de atkı başladım. Direş tutmuyor. Evet, güzel. Dur. Tamamdır. Bırakabilirsin ki hayatım, çok yaptın. Zafer ismiyle moral evi. Yani her gelen burada moral alır. Morallerle birlikte ailesine geri döner. Yalnızlığını gidermiş olur. Gaziantep'te ilk kez yerelde Alzheimer merkezi dediğimiz yer moral evi olarak kurduk. Alzheimer sizler de bilirsiniz bir yalnızlık hastalığıdır. Yani kimsesi olmayanlar yalnız kaldıkları sürece unutkanlıkla başlar. Adı da demas hastalığı diye. Başlangıç böyledir ve sonra da adı Alzheimer'a devam eder. Biz demas hastalığıyla birlikte Alzheimer hastalığına doğru giden kişilere önce üniversite hastalarımızla ilgili doktorla birlikte tespitini koyar doktorumuz. Bu kişi Alzheimer olmuştur. Yani demas hastalığı düzeyindedir. Birinci evrede, ikinci evreye geçmek üzere ya da ikide üçe geçmek üzere düşüncesiyle tespitini koyar. Bu vesileyle bizim buradaki çalışanlarımızla durum incelemesini yapar. Bu sakinlerimizi moral evine getirmiş oluyoruz. Öncelikle bu durumda olan kişilerin yalnızlığını giderirler. Akli melekelerin geriye gitmemek adına birçok çalıştaylar yaparlar. Bu resimler yine Alzheimer'a yakalanmış olan sakinlerimizin bizim buradaki eğitmenle birlikte yapmış olduğu resimlerdir. Yani çeşitli fikir cimnastiği, zeka oyunları, müzik, satranç, kitap okuma, fizyoterapist, beden eğitimi hocalarımız burada mevcut. Bütün branşlarda hocalarımız var. 13-14 branşımız vardır. Biz günde iki grup halinde bu arkadaşlarımızı evlerinde alıyoruz. Yine moral evine getiriyoruz. Saat 1'e doğru da ailelerine götürüyoruz. Öğlen sonra bir grup daha getiriyoruz. Onları da yine servis eşliğinde burada bu çalıştayları, bu eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Güzel bir ortam. Evimizde bir ortamı görmüyoruz yani. Pesek yeri var. Gördüğünüz gibi boyama işi falan yapıyoruz. Spor yapıyoruz. Fizik tedavi görüyoruz. Hizmet bol burada. Çalışana bol. Çok şükür, çok şükür memnunuz. İhtiyaçlarımızı da görüyoruz. Çok güzel bir ortam var yani burada. Adı üstünde moral evi. Eğlendik yani buraya geldik. Mutluyuk, huzurluyuk. Zaten evde tek yaşık. Çoluk çocuk hepsine vermişik gitmiş. Biz de burada geldik işte eğlence ha. Ben geldiğimde kolumda sertlikler vardı. Spora gittim onlar iyi oldu. Bazen bir şeylerim onu duydum onlar iyi oldu düzeldi yani biraz. İlaç alıyordum ben ilaç almayayım şimdi. Spor yapık. Psikoloğa girik.
fizik var, müzik var, maşallah hepsi var. Hepsinden de mutluyuk, huzurluyuk. Buraya geldik, iyi olduk yani. Çok güzel. Buraya gelmekten çok mutluyuz. Buraya geldim, çok mutlu oldum. Kayıt aldım. Hiç gidesim de yok. Allah bana sağlık verdiği kadar ben buraya geleceğim. Hocalarımız, öğretmenlerimiz, tanışlar, yani hepsini çok seviyoruz. Evde çocuk baktık, temizlik yaptık, koca kahri çektik. Başka da bir şey yoktu. Burada her gün etkinlikler var, her güzellik var. Psikolog kızımız var, müdürümüz var. Hepsi birbirinden güzel eğitimler verirler. Biz onlara gidip bir şeyimizi sorunca bizi güler yüzden karşılıyorlar. Yani böyle ayağa kalkıyorlar, bizi ayakta karşılıyorlar. Daha ne olsun kızım? Görmediğimiz hizmet, hürmeti görük biz.